Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Ağız kenarında çatlaklıklar, tırnakların bozulması, çatlak oluşması olabiliyor mu? Bir de kızımın dilde kızarması, çatlak ve kabarcık oluşumu göze çarpıyor. Bu genetikle bağlantısı var mı ya da bu tür belirtileri var mı? Endişelendik. Şu an sizi dikkatlice dinliyoruz diyorlar. Çok nadir rastladığımız durumlar bunlar. Mesela dilde yanma yapan anemi türü var. Megaloblastik anemi dedim. B12 vitamin eksikliğine bağlı anemi. Evet. Bana bu tür vaka geldi. Bir kişi hatta telefonla teşhis koydum. Nöroloğa gitmiş. Tabii ki yanlış yere gitmiş. O da acaba beyinle mi bağlantısı bir sıkıntı var acaba? Evet. Tabii ki düşünce çok doğru ama öncelikle basit tetkiklerden başlamak lazım. Hatta beni telefonla aradı bu. Çok eski bir dostumdu. B12'ye bakalım dedim de ne ilgisi var diye bana. Telefona sormuştu. Ben de çok ilgisi var diye cevap vermiştim. B12'ye baktık ve çok düşük çıktı B12'si. Ve hayret etti nasıl telefona teşhis koydun diye. Bu tecrübeyle alakalı bir konu. O hastaya B12 vitamin iğnesi başladık. Ve şikayetleri ilk iğneden sonra tamamen kayboldu. Tabii ki bunun da ömür boyu takibi. Ve sebebe göre de ömür boyu iğne olarak yapılması gerekiyor bu tedavinin. Evet. Yine bir izleyicimiz hocam bende kansızlıkla ilgili belirtilerin hepsi var. Tedavi oluyorum. İlaç kullanıyorum ama bir haftadır da baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk hissediyorum. Bu ilaçlardan mıdır, havalardan mıdır diye. Şimdi kansızlıkla ilgili ilaçların hiçbirisi yan etkiye sahip değil. Evet. Sadece demir ilacının, o da bir kısmının ağızda metalik tat bırakma veya midede iritasyon yapma, yanma yapma gibi yan etkileri var ama evet. Onların da ilaçların hazırlanış şekline göre de bu şikayetleri bertaraf etme şansımız var. Yeni ilaçlar çıktı piyasaya. Son 10-15 yılda yeni dediğim çok da yeni tabii ki değil. Bağırsakta açılan demir preparatları var. Onları veriyoruz midesi hassas olan kişilerde. O tür yan etkiler yapmaz bu ilaçlar. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.